Sanatı yalnızca uzaktan izlemek mi? Efendim o eskidendi. Ceylan İnsel tasarımlarıyla sanatı giyilebilir yaptı, bize getirdi. Şık, konforlu ve doğru aydınlatılmış bir mekan nasıl tasarlanmalı? Yanıtı Deniz Tunç'un fark yaratan tasarımlarında saklı. Devir adaletiyle nam salmış Kanuni Sultan Süleyman devri. Namı diğer Muhteşem Süleyman. Bu sergiyle günümüze taşınıyor o döneme ait zenginlik, güç ve ihtişam. Güncel sinema ve Osmanlı'nın geleneksel sanatı minyatür. Nasıl olur da aynı zamanda aynı yerde buluşur? Oluyor işte. Genç sanatçı Murat Balta'nın bu sergisi minyatürle sinemayı bir araya getiriyor. Tasarım dünyasındaki gelişmelere uzaktan bakmayan, yenilikçi adımların takipçisi olmaktan yorulmayan Tasarım Okulu başlıyor. Sanat, zihnimizi hep aktif tutan bir sihir sanki. Ne zaman bir sanat ürünüyle buluşsak, hayata yeni bir gözle bakıyor, başka hayatlara yolculuk ediyoruz sanki. Öyle ya, sanatçı biraz da kendi iç dünyasını paylaşmak için üretmiyor mu eserlerini? Sanat eserleri ulaşılabilir oldukça genişliyor ufkumuzun sınırı, değişiyor hayatın rengi. Sanatla buluşmak güç değil artık, yeter ki isteyelim. Sanat kullanılabilir oldu hatta. Yeter ki bir deneyelim. Ceylan İnsel'in tasarımları giyilebilir sanatın tam karşılığı örneğin. Ceylan İnsel yurt dışında hem resim hem de grafik tasarım eğitimi almış. Milano'da sürdürdüğü resim ve illüstrasyon çalışmaları ona yenilikçi bir fikrin de kapılarını açmış. Tişörtleri tuval olarak kullanan Ceylan İnsel bu çalışmalarını Bebek'teki atölyesine taşımış. Trikolar, yelekler ve türlü giysiler. Hepsi sanatı üzerinde taşıyor. Hepsi çok farklı, çok özel. İlkokuldan beri öğretmenlerim de derdi çok hayalcisin, işte şöyle çok akıllısın ama hayalcisin derlerdi. Oradan hani böyle bir zaten hep sanata şeyim vardı, yani hep kitap okumayı severdim, bir şeyler yazayım, çizeyim. Onun üzerine iletişim okudum Amerika'da, sonra da grafik tasarım okudum. Grafik tasarım okurken zaten sanata ne kadar meraklı olduğumu anladım. Orada işte çizim dersleri de aldım. Sonrasında Milano'ya taşındım. Orada moda tasarımı, moda illüstrasyonu üzerine bir eğitim aldım. Atölyemi kurdum orada. 5 sene kadar oradaydım. Sonra İstanbul'a geldim. Çok içimden geliyor. Hiç zorladığım, hani her gün kalkıp da şunu yapmam lazım diye değil de zaten içimden onu yapmak geliyor o şekilde. Veya bir yere gittiğimde birileriyle konuşurken hep aklıma böyle yaratıcı bir şeyler geliyor. Ha, şunu da yapabilirim, şöyle de olabilir diye. Yani çizim defterim de yanımdadır. Ona hani eskizlerimi çiziyorum. O şekilde zaten buraya gelince yani her günde bir şeyleri çizmeye, bir şeyler yaratmaya başlayınca o hani alışkanlık haline de geliyor. O yüzden günlük hayatımın bir parçası. T-shirt'te çocuk ve erkek t-shirtlerine de başladım çünkü onu da çok sormaya başladılar. Onun dışında işte ev tekstili dediğim gibi var. Bir de başka sanatçıların da ürünlerine yer vermeye çalışıyorum. Cam sanatçısı var Müge Aslan diye. Onun cam aksesuarları var. Hani bu şekilde böyle Türk tasarımcıların da ürünlerine yer vermek istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü hem onlara bir destek oluyor hem paylaşıyoruz bir şeyleri. O yüzden o tarz yani sanatla ilgili her türlü ürünü açayım. Bence herkes hani birbirinden esinleniyor, besleniyor. Hani her gördüğümüz şey bize bir şey katıyor. Yani ben yurt dışında yani Türkiye'de de gezmeyi çok seviyorum. Seyahat bayıldığım bir şey. O sergilere çok gidiyorum. İşte kitap okuyorum. Veya öyle normal bir şekilde seyahatte gezerken de yani çok bir şeylerden etkileniyorum. Müzik de öyle. Her şey bir ilham veriyor sonuçta. Yani ben yaptığım her şeyi çok severek yaptığım için bir kere bende hani alan müşteriler pozitif bir şeyle ayrıldıkları zaman burada çok mutlu oluyorum. Hani o 5 dakika bile olsa bir böyle hani suratlarına bir gülümseme görmek benim çok hoşuma gidiyor.
Onun dışında ders veriyordum. Çocuklara da ders veriyordum. Onlara hani bir şeyler öğretebilmek, o çok keyifli bir şey. O hani ileride de yapmak istediğim bir şey. Yani gençlere hani bir yön vermek. Şimdi mesela mailler alıyorum öğrencilerden, işte gelip tanışabilir miyiz falan diye, çok hoşuma gidiyor. Yani demek ki diyorum onlara da hani bir şekilde hitap ediyor. Hani bir şey öğrenmek istiyorlar. Herhalde o en güzel şey yani. Gençlere de bir şey bırakabilmek. Tasarımlarla tanışmak çoğu zaman bize iyi geliyor. Çünkü iyi tasarlanmış her ürün hayatımıza yenilik getiriyor. Hepsini alamayız biliyoruz. Ancak öyle tasarım fikirleri var ki bize de ilham veriyor. Ev dekorasyonumuzda bile bu ilhamların izi var. Ne kadar emek versek de, ne kadar kafa yorsak da evlerimiz şık ve konforlu olmuyor istediğimiz kadar. Çünkü şık, rahat, ferah yaşam alanları yaratmak pek de kolay değil. Mesele yalnızca güzel mobilyalar alıp eve serpiştirmek de değil. Özel mekanlar için mobilyalar kadar aydınlatma da önemli. İşte bunun için hem mobilya hem de aydınlatma ürünlerini barındırıyor Deniz Tunç'un tasarım ofisi. Deniz Tunç, mobilya ve ışık tasarımlarıyla mekanlara duygu ve kimlik katıyor. İçimde vardı, fışkırıyordu. O fışkıran şeyin ama ne olduğunu bilmiyordum. Bütün arkadaşlarım işletme isterken ben güzel sanatların kokusunu alıyordum. Her tarafımı sarıyordu. Sahne tasarıma girmek istedim çünkü sahnede her şeyi tasarlayabileceğimi düşünüyordum. Bu geçmiş zaman da olabilir, günümüz de olabilirdi. Bir gözlük de olabilirdi ya da bir sehpa da olabilirdi. Beni çok derinleştireceğini düşündüm ve çok araştırma yapmam gerektiğini hissediyordum. Farklı kulvarları var. Bir operada da dekor kostüm yapabilirsiniz ya da bir reklam filminde satışa yönelik de bir dekor kostüm tasarlayabilirsiniz. Kendimi farklı yerlerde geliştirmek için 2-3 yılda bir sektör değiştirip ben bunu yapabiliyorum dedikten sonra işte modadan endüstri tasarımına kadar farklı alanlarda çalışmayı çok istedim ve hepsini kanırttım, çalıştım hepsinde. En son durağım da kendime bir yer kiralayayım, orası benim showroom'um olsun, orada da benim istediğim şeyler tasarlansındı. Ben bu yaşantının içindeyim. Yani şu anda beynim tasarım yapmaya odaklı. Yemek yerken, kaşığı tutarken bile tasarımı düşünüyorum. Ben yeni ne yapabilirim derken onun bir şey zamanı yok. Her şeyi öyle algılıyorsunuz. Bu bir algı meselesi. Ben nasıl algılıyorum ve onu başkasına nasıl algılatırım meselesi. Her türlü çalışıyorum. Beni büyüleyen, o an etkilendiğim bir konuyu görsel olarak nasıl anlatırım da oluyor bu. Bu bir İstanbul'u seviyorsam İstanbul adlı bir ışık tasarlıyorum. Orada minarelerin çokluğu, Boğaz'ın içinden geçmesi, öyle bir ışığım var. İşte Fes'le ilgili, Fes'leri düşünüyorsam, Fes'lerle ilgili şeyleri nasıl yapacağımla ilgili şeyleri araştırıp öyle materyalleri bulup ona göre çıkarıyorum. Ya da atölyede birdenbire bir bakıyorum yere bir desen düşmüş. Aa, onun durduğu açı, büyüklüğü, üstüne başka bir desen daha düştüğünde onların ikisinin arasındaki orantıları hoşuma gidiyor. Onu alıp ürüne dönüştürüyorum. Yani mim olan o anda benim yapmak istediğimle aramdaki çekim gücü. Ben moda olsun diye ürünler tasarlamıyorum. Ben hayatın içinde baktığımız zaman bizimle her zaman yanımızda olsun ve bizi rahat hissettirsin. Bir heykele baktığımız gibi ona bakalım
anlamında tek ürünler tasarlıyorum ve el işçiliği bizde çok önemli. Şimdi artık seri üretimin karşısında İstanbul'da üretici bulmak, elde bu tür işleri yaptırmak zaten zor. Ama bununla ilgili savaşıyorum ve hayır, modayla ilgili değil. Ben kültür, insanı rahat hissettirtecek, ona bir şeyler söyleyecek, ürünle arasında alışveriş olan Türkler anlamlar bulmaya çalışıyorum. O anlamlar üzerinde giderken evet, bazen çok moda olan bir kumaşı da kullanabilirim. Ama kapalı çarşıdan çok eskiden kalma bir kaftan parçasını da onda kullanabilirim. Ama yarattığım şeyin karşı tarafa verdiği duygu önemli. Niçin benim ürünümü seçip evine ya da iş yerine koyuyorlar? Çünkü seri üretimin dışında tek seçen kişiyle birebir iyi bir ilişkisi olduğu için orada kendi değerlerinden bir şeyler bulmaya çalışan insanlar benim ürünlerimi seçiyor. Ürün de tasarlıyorum, mekan da tasarlıyorum. Daha çok yurt dışından taleplerimiz var. O beni çok memnun ediyor. Koltuk, kanepe, sehpa, dekoratif ürün ve bunların birlikte nasıl bir ambiyans oluşturacağı çok önemli. Genelde sıcak, yaşanmış mekanlar, insanların kendilerini huzurlu hissetmelerini sağlayacak mekanlar yaratmaya çalışıyorum. Ama evet, hepsinde Deniz Tunç imzası var. Geçmişin hangi döneminde yaşamak isterdiniz bilemeyiz. Belki de geçmişe değil, geleceğe dönüş sizin favori filminiz. Varsın olsun, bir kerecik asırlar öncesine gitmekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. İyi de bu nasıl olacak dediniz, öyle değil mi? Bir mekan ya da bir kostüm, ne fark eder ki? Bazı tasarımlar bir anda geçmişe götürmüyor mu hepimizi? Maslak'taki Unique İstanbul Müze'de açılan Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam adlı sergide Osmanlı'nın en görkemli dönemini, Kanuni Sultan Süleyman devrine götürdü ziyaretçilerini. Muhteşem Yüzyıl'ı biliyorsunuz, televizyonda çok başarılı olmuş Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ve 56'dan fazla ülkede şu anda yayınlanmakta olan bir dizi. Dünyada bu şekilde bazı çok başarılı televizyon dizilerinin prodüksiyonlarını yapılıyor. Batı'da da bunun örnekleri var. Muhteşem Yüzyıl sergisi bu kapsamda doğdu, Teşhir-i İhtişam adı altında. Serginin kurgusu televizyondaki her ne kadar ana kurguya sadık kalsa da özellikle son 10-15 yılı, yani 1550 ile 1566 arasındaki döneme biraz daha fokus olan şehzadelerin hepsinin daha yetişkin dönemleri. Fakat sergi 1520 tarihinde Hürrem'i Ukrayna'dan İstanbul'a getiren tekneyle başlıyor. Daha sonra o gün günümüzde o tarihlerdeki Topkapı Sarayı'na şehzadelerin karşılama ve pazar yeriyle gelişiyor. Ama sergi içinde bulunan heykellerin büyük çoğunluğu genellikle yetişkin döneme ait. Yani dizinin daha son bir yılıyla alakalı kısımda. Fakat tüm dönemi kapsıyor diyebilirim. ...2500 metrekarelik bu alana sığdırılmış saray ve saraya ait yaşamlar. Kostümler, saraydaki yaşama ışık tutan detaylar, eşya ve aksesuarlar. Tüm tasarımlarda geçmiş zamanın ruhu, bu muhteşem dönemin kokusu var. Şu anda bir tek tat dokusu eksikti. Onu da eklenmiş oluyor sergiye çok yakın bir zamanda. Tabii kurgu, bütün dekor tasarımları, kostüm tasarımları Muhteşem Yüzyıl'ın yaratanlar tarafından yapıldı. Bizim burada ekstradan koyduğumuz, fonda zaten kullandığımız müzik
Muhteşem Yüzyıl'ın kendi müziği. İki tane CD'si bugüne kadar çıktı Muhteşem Yüzyıl Müzikleri adı altında. Ayrıca biz de her mekana uygun kaçabilecek şekilde kokular üretildi. Yaklaşık 16 ayrı nitelikte kokular var. Bu kokular da mekanlara hoş bir, yani özellikle hamam kokusu, tam bir hamamı yansıtacak şekilde hoş bir ziyaretçilerin vakit geçirmelerine neden oluyor. Tarihe yön verenlerin silikon heykellerini ise heykeltıraş Murat Daşkın yapmış. Teşhiri ihtişam, zengin içeriği ve şaşırtıcı multimedya uygulamasıyla tarihe ilgi duyanlardan tam not almış. Hazır mısınız? Tasarımın sanatla buluştuğu bir sergiye gidiyoruz. Genç tasarımcı Murat Palta'nın eserleri ilginizi çekecek biliyoruz. Palta'nın sinemanın en ünlü sahnelerini 16. yüzyıl minyatürlerine dönüştürdüğü sergisi önce dünyayı dolaştı, ardından İstanbul'a taşındı. Nişantaşı'ndaki Ex East Sanat Galerisi'ndeki sergi Tasviri Beyaz Perde adıyla ziyarete açıldı. Bundan yaklaşık 3,5 sene kadar önce kardeşimle konuşmamla başladı her şey. Star Wars izledikten sonra işte hani Osmanlı döneminde olsaydı neler olurdu, nasıl olurdu, böyle birazcık şakayla karışık bir muhabbetti ama baktım hani çok güzel referansları var işte, zaten çizimde de yaptığım gibi mesela Darth Vader padişah olarak resmedilebilir, yanındaki askerler, stormtrooperlar Yeniçeri olarak resmedilebilir. Çok böyle karşılığını bulabilecek referanslar vardı. Dedim bunu resmedim ben, bir resme geçireyim. Tabii ilk başta böyle minyatür olarak düşünmedim. Böyle bir padişah portresi gibi, mesela 3. Selim portresi gibi düşünmüştüm. O çok olmadı ama minyatürün tam bunun için uygun olduğunu fark ettim ve çok güzel sonuç aldık. Geri dönüşler de çok güzel oldu. İnternet üzerinden çok olumlu tepkiler aldım. Bununla birlikte bir açık fark ettim. Böyle şeyleri işleyen yok yani. Nasıl üretiliyorsa, yani klasik anlamda, geleneksel anlamda aynı şekilde tüketiliyor. Ben de bir hani grafik tasarım okuyan bir kişi olarak bunu birazcık daha kırmak istedim, birazcık daha açmak istedim, birazcık daha grafik dünyasına ait olabileceğini anlatmak istedim. Hafızalara kazınmış en ünlü Hollywood sahnelerini Osmanlı Sultanı'nın sarayındaki bir minyatürcünün bakış açısıyla yeniden yorumlamış Murat Palta. Böylece çağdaşla gelenekseli buluşturmuş, doğuyu da yakınlaştırmış batıya. İronik ve mizahi bir bakış açısıyla yakalanan bu uyum, özgün bir tarz kazandırmış sanatçıya. İlk başta tez olarak yabancı düşündüm. Çünkü şöyle bir doğuyla batı kültürünün bir kaynaşmasının olmasını istedim. Aynı zamanda geçmişle günümüzün bir kaynaşmasının olmasını istedim. Bu ilk başta istediğim zaten Batı kültürünü içeren bir film olmalıydı. İkincisi hani Star Wars'taki gibi karşılıkları olması lazımdı. Hani Doğu kültürüne adapte edilebilecek şekilde. Üçüncü olarak da, ki zaten hepsinin kült film olma sebebi budur. Hani ilk başta bir minyatür zannedilsin, yakınlaştığı zaman "Aa evet, bu filmi anlatıyor" denilsin yani. İstediğim buydu. Kimileri bu klasik minyatürlerdeki sahnelerin yorumlanmasıydı, yeniden resmedilmesiydi. Mesela Star Wars'taki aslında 3. Murat'ın av sahnesiydi. Ama kimilerinde de tabii ki de hani filmle de alakalı olarak birazcık baştan bir kompozisyon oluşturmak gerekiyordu. Bu da yine filmle alakalı olan konulardan birisiydi. Tasarım Okulu'nun zilleri çaldı çalacak. Bir sonraki bölümde de program bildiğiniz gibi, yani çok renkli olacak. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Hafta boyu hep güzellikler tasarlayın.